versek konulu çalışmanın haricinde bir de İmralı için özgürlük haykırışları APO posterleri eşliğinde seslendirildi. Şimdi buradan iktidara sormak istiyorum. Hayırdır muhteremler? Neyin peşindesiniz? Yerel seçimler yaklaşınca terörist başıyla olan aşkınızı tazelemeye mi karar verdiniz? Bizim Mehmet tırnak içi tekrar devreye mi giriyor? Aile ilişkileriniz yeniden mi canlandı? Çok enteresan, bizim Mehmet. Yoksa yeni anayasa adı altında kamuoyunda propagandasını yürüttüğünüz süreci el altından İmralı'daki katille mi yürütüyorsunuz? Milletin çeşitliliği diyerek İmralı'ya selamlarınızı, muhabbetlerinizi mi gönderiyorsunuz? Belli ki siz unutmuşsunuz ama ne milletimiz ne de bizler unutmadık. Çözüm süreci diye teröristin kazdığı hendeyi görmezden geldiğinizi biz unutmadık. Habur'u, Oslo'yu biz unutmadık. Maceralarınızın bedelini maceralarınızın bedelini 793 şehidimizle, gazilerimizle ödediğimizi unutmadık. Bu yüzden İYİ Parti olarak sonda söylenecek sözü en baştan söyleyelim. Biz sizin ortaklarınıza da diğer rakiplerinize de benzemeyiz. Yaptıklarınızı unutmayız, unutturmayız. Bugün aslan kesilip yarın kedi gibi miyav deyip susmayız. Hani var ya, bir kedi miyav dedi. Okullarımıza, üniversitelerimize kadar sıçrayan terör belasını tekrardan bu ülkenin başına saramayacaksınız. Meydanlarda konfetili gözyaşları döküp türküler söylerken faşist ilan ettiğiniz vatansever öğrencilerimizi ezdiremeyeceksiniz, ezemeyeceksiniz. Bu arada ilave etmeliyim. Bu hafta tekrar bir gazeteci arkadaşımız gözaltına alındı. Batuhan Çolak'la beraber devam eden o sistemde yeni bir muhbir haber sitesinden yeni bir arkadaşımız da gözaltına alındı. Neymiş? Sığınmacılarla ilgili, kaçak göçek insanlarla ilgili haber yaptıkları için. Yalan mı kardeşim? Yalan mı? Amerika'ya gidip sığınmacılara ne kadar iyi baktığınızı anlatırken Türkiye'de her bir alanda derin problemlere yol açan travmalar oluşurken gazetecilik görevini, haber verme görevini yerine getiren bu milliyetçi arkadaşlarımızın gözaltına alınmasını kınıyor, adaletin, hukukun işlemesini talep ediyorum. Bu arkadaşlarımız sahipsiz değildir. İYİ Parti'nin bütün hukukçuları, İYİ Parti'nin bütün milletvekilleri bu arkadaşlarımızın yanındadır. Onları takip etmektedir. Ama şunu da söylemek isterim. Bu tip konularda genellikle sosyal medyadan kabadayılık, kahramanlık yapan klavye kahramanı kardeşlerimizi de bu arkadaşlarımızın tutuklanmalarını, gözaltına alınmalarını gidip orada kalabalık yaparak takip etmelerinde, mahkemelerine giderek, avukat olanların bizzatihi gidip ziyaret ederek onları takip etmesinde o kalabalık bir güçtür. O kalabalığı orada oluşturmalarında büyük fayda var. Dolayısıyla bu konuda da hassas olan arkadaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Yaz at tweet'i bitsin. Böyle bir dünya yok. Evet, biz üstümüze düşeni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Bu arkadaşlarımızın aileleri dahil arkadaşlarımız ilgileniyor. Evet, devam edersek
Varsın İmralı'ya gitmek isteyenler koşa koşa gitsin. İmralı'ya gider, Batuhan Çolak tutuklanır. Harika bir çelişki. Varsın terörist başıyla haşır neşir olmak isteyenler doya doya olsun. Varsın kuryeler mekik dokusun, kendilerini kullandırsın. Herkes emin olsun ki Türk devletini sözde çözüm sürecindeki gibi zafiyete düşürmeye çalışan girişimlere karşı artık İyi Parti var. Türk milletinin kırmızı çizgisi olan anayasanın ilk 4 ve 66. maddesine uzanan ellerin karşısında İyi Parti var. Anayasa tartışmaları üzerinden terör örgütüne, terör örgütü yöneticilerine, işbirlikçilerine ve şakşakçılarına alan açma girişimlerine karşı dimdik duran bir İyi Parti var. Değerli dava arkadaşlarım, tarihimiz hem başkalarının hem de kendimizin hakkını ve hukukunu korumak uğruna verdiğimiz nice mücadelelerle doludur. Çünkü adalet Türk'ün kaderidir, karakteridir. Çünkü Türk milletinin doğasında mağdurun yanında, haksızlığın karşısında dimdik durmak vardır. Hatta bu yüzden milli mücadele için kurduğumuz en önemli teşkilatlarımızdan biri de Müdafaa-i Hukuk ismini taşır. Ya, ve Türk milletinin hukukunu koruma idealimiz tarihin hiçbir döneminde değişmemiştir. Ancak geçtiğimiz 21 yılda bu idealimiz adım adım tahrip ediliyor. Adalet mülkün temelidir. Düsturunun üzerine inşa edilen devlet geleneğimiz gittikçe daha da yaralanıyor ve yozlaştırılıyor. Nitekim bu yozlaşmanın artık daha da görünür olduğu günlerden geçiyoruz. Biliyorsunuz geçen hafta İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcısının yazmış olduğu bir ihbar dilekçesine şahit olduk. Sayın Başsavcı bu dilekçesinde hepimizin az çok tahmin ettiği gerçeklerin dehşet verici boyutlarını dile getirdi. Yargıdaki çürümüşlüğü anlattı. Para karşılığı alınan kararları anlattı. Uyuşturucu satıcılarının nasıl serbest kaldığını anlattı. Gaspçıların nasıl elini kolunu sallayarak gezdiğini anlattı. Bahis çetelerinin nasıl ayakta kaldığını anlattı. Dürüst hakimlere nasıl baskı yapıldığını anlattı. Ez cümle, ülkemizdeki hukuk sisteminin nasıl çöktüğünü anlattı. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmış. HSK Teftiş Kurulu'nda bir müfettiş görevlendirilmiş. Bakalım sonucu hep beraber göreceğiz. Yalnız ortada böylesine büyük bir rezalet varken Sayın Erdoğan yine sessizliğe bürünmüş vaziyette. Çünkü o da aslında her şeyin farkında. Daha adil bir dünya mümkün diye kitap yazdırmayı biliyor. Ama daha kendi yönettiği ülkede adaleti sağlayamıyor. Gittiği ülkelerde, katıldığı toplantılarda başka milletler için adalet istemeyi biliyor. Ama kendi ülkesinin çocuklarına adaleti getiremiyor. Meydanlardan konuşmaya gelince adaletin olmadığı bir devlet tıpkı temelsiz bir bina gibi eninde sonunda yıkılıp gitmeye mahkumdur diyor. Ama kendi yönettiği devletin yıkımına seyirci kalıyor. Çünkü kendisi de bal gibi biliyor ki bu çürümüşlüğün sebebi iktidar.